bu yönetim halkın devlet yönetimin menbeği, kaynağı halktır. Şimdi Azerbaycan'da bir yanlış bir zihniyet olur. Azerbaycan'ın kurucuları hepsi aydınlar tarafından kurulmuştur. Askerler tarafından kurulmamıştır. Askeri yetkileri yapmayan insanlar tarafından kurulmuştur. Muhammed Emin Resulzade kimdir? Ünlü gazetecidir. Füyüzat gazetesinin kuruculardandır. Ve Açık Söz gazetesinin ve İran'da, Güney Azerbaycan'da, Kacarya Devleti'nin arazisinde İrani Nova gazetesinin kurucularındandır. Ebüfez Elçi Bey, El Yazmalar Enstitüsü'nde çalışan, Baki Devlet Üniversitesi'nde Şerkşünaslık Fakültesi'nde öğretmenlik yapan bir ikinci Cumhurbaşkanıdır. Şimdi Haydar Aliyev, üçüncü Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'da Sovyetler Birliği döneminde iç istihbaratın ex keşfiyatının başkanıdır ve Komünist Partisi'nin birinci katibidir. Azerbaycan Sovyetler Cumhuriyeti'nin Komünist Partisi birinci katibidir. Ve Sovyetler Birliği'nin başbakanıdır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani Sovyetler Birliği'ni yönetecek kadar bir yetkiye sahip Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Şimdi bakın tarihçilere. Diyorlar ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucuları Resulzade ve Haydar Aliyev'dir. Ancak biz bakıyoruz ki Resulzade Tiflis'te Cumhuriyeti kurmuş, Haydar Aliyev Nakçıvan'da Cumhuriyeti kurmuş. Neden bu tarihi söylemiyorlar? Ve gençlere öğretilmiyor bu tarihi. Ve Ebüfez Elçi Bey karşı hakaret, karalama kampanyası yaparıyorlar. Çünkü Haydar Aliyev'den farklı olarak, Resulzade'den farklı olarak demokratik bir devlet oluşturmuştur. Ama Cumhuriyeti kuran filan değildir. Biraz önce de bunu kronoloji olarak anlattık. Yani maalesef bizim cumhuriyetimizin kurulması dış yerlerden, yani ülkenin içinden değil dışından yapılmıştır. Ve biz maalesef böyle bir tarih yaşamışız. Resulzade de Cumhuriyetimizin yıkıldığı zaman 28 Nisan 1920'den sonra mülteci hayat yaşamıştır. İster Türkiye'de, ister İtalya, ister Polonya'da, ister Romanya'da, ister Almanya'da zorluklar içinde yaşamıştır. Ebüfez Elçi Bey küçücük bir köyde, Nakçıvan'ın Keleki köyünde yaşam sürdürmüştür. Haydar Aliyev Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Nakçıvan'da zorluklar içinde yaşamıştır. Ve onun oğlu Azerbaycan'ın bugünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 90-20 Ocak katliamından itiraz sonucunda babasının itirazından sonra daha doğrusu babasının Büyükelçiliği'de Rusya'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'nde itirazından sonra oğlunun işten çıkarılması kararı verilmiştir. Şimdi biz her türlü zorluklar içinde yaşayan büyük devlet adamlarımızı niye saygı duymayalım? Niye onlara saygılı olmayalım? Türkiye'nin basınında Elçi Bey'i övenler var, Resulzade'yi övenler var. Ancak Ahmet Beyoğlu'nun ismini ağzına almıyorlar. Ve Haydar Aliyev'in ismini ağzına almıyorlar. Neden? Niye Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, komşu kardeş devletinin, bir millet iki devlet dediği Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tarihini yanlış şekilde yazıyorlar? Neden?
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulması Sovyetler Birliği döneminde olan derin devlet dediğimiz özellikle Haydar Aliyev tarafından devletin kurulmasını herkes biliyor. Nasıl kurulmuş, nasıl şekilde oluşmuş anlatmıyorlar. Şimdi bizim teşkilatımızın da yapılanmasında bir derin devlet, devletçilik yaklaşımı var. Şimdi bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin iki hanedan, iki aile tarafından yönetilmesi geleneği bugünden başlamamış. Bizim tarihimiz Midya'dan başladığı için biz hanedanların ve her ailenin, çok ailenin yönettiği Sefeviler Devleti'nden, Kaçarlar Devleti'nden, Afşarlar Devleti'nden başladığını gösterebiliriz. Bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin aslında şu anda yönetim şekli hem Sefeviler Devleti'nin, hem Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin, hem Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'nin benzeridir. Biz onun bekasıyız. Şimdi bakın Türk Cumhuriyetlerinin yönetim şekillerine bakın. Hangisinde iki ailenin yönettiği bir devlet şekli var? İki hanedanın yönettiği devlet şekli var. Şimdi bizim tarihçilerimiz korkarak bu tarihi anlatıyorlar. Hay aman Rusların hoşuna gitmeyecek. Ay aman İngilizlerin hoşuna gitmeyecek. Ay aman Perslerin hoşuna gitmeyecek. Bana ne onlardan? Ben onlarının izini alıyorum. Canlı yayın yapıyorum. Hayır. Ben bu milletin, bu devletin ferdiyim. Anayasa bana fikir özgürlüğünü veriyor. Şimdi kalkmışlar bazı vatandaşlarımız anayasayı çiğneyerek benim mülküm elimden alıyorlar, benim evimi elimden alıyorlar, beni işten çıkarıyorlar. Sovyet zihniyetli, Bolşevik zihniyetli insanlar, nesil bize özgürlük taslıyor ya. Diyor ve bu benim özgürlüğümdür. Bu benim gösteri özgürlüğümdür. Hayır, bu gösteri özgürlüğü değil. Anayasayı çiğnemek, anayasa ihlal etmek suçtur. Kim olursan ol, vatandaş ol, parti başkanı ol. Anayasa çiğnememez. Anayasa milletin, devletin kutsalıdır. Ona dokunulamaz. Şimdi bizim de itirazımız budur. Vatandaşımız anayasayı çiğneyemez. Anayasanın 49. maddesine göre devlet kurumları haberdar edilerek gösteri düzenleyebilirsin diyor. Anayasa hepimizindir. Milletindir bu. Bu anayasa çiğnenilemez. Şimdi bazıları kalkmış Köroğlu olmuş. Bazıları kalkmış Robin Hood olmuş. Bazıları kalkmış Babek olmuş. Ya siz kimsiniz ya? Kamil Zeynalı siz kimsiniz? Bu milletin ağzıyla konuşuyorsun. Siz kimsiniz? Hangi yetkiye sahipsiniz? Bu milletin adından konuşuyorsun. Hırsızlık yapan, dolandırıcılık yapan ve kabadayılık yapan, mafyaya bulaşmış insanlarsınız siz. Siz kimsiniz bu milletin adından konuşuyorsun? Şimdi kalkmış biri Gabil Mehmetov vatanını satmış, milletini satmış, devletini satmış bir hain. Kalkmış Rusya'nı savunuyor. Rusya'nın Cumhurbaşkanı'nı savunuyor. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Kim oluyorsunuz ya? Resulzade'nin, Elçi Bey'in, Atatürk'ü ağzına alıyorsunuz. Siz kimsiniz ki bizim devletimizin, halkın, milletin iradesiyle seçilmiş milletin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı'na, ailesine dil uzatıyorsunuz? Siz kimsiniz? Bu yetkini kimden alıyorsunuz? Biz anayasanın çiğnenilmemesine çağrıda bulunuyoruz. Her cumhurbaşkanının vatandaşın sorununu çözme metodu var. Şimdi ideolojini bilmeyen, ideoloji yaklaşımı olmayan insanlar, tarihi bilmeyen insanlar kalkmış ben bu milletin ferdiyim,
Ben bu milletin kurtarıcısıyım.